Tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz. Şu an Kuzeyşehir 6. etapta muhtarlığın önünde halkın yanındayız. Mikrofonumuzu halka uzatıyoruz. Dertlerini paylaşmak istiyoruz. Evet, mikrofon söz sizde. Buyurun. İyi akşamlar. İsmim Hasan. Gaziantep Kuzeyşehir'de oturuyorum. Kuzeyşehir'de yaklaşık 20 tane etap var. Her hepsinde doğalgaz var. Ama 6. etapta doğalgaz yok. Bir reva mı ceza mı biz bilmiyoruz. Burası bir yeni bir mahalle. Sürekli elektrik kesiliyor. Sürekli su kesiliyor. Yeni mahallede bu varsa eski mahallelere ben düşünemiyorum. Yani bu sıkıntıları bir an çözülmesini talep ediyorum. İnsan gibi yaşamak herkesin hakkı. Evet. Lütfen yetkililerden sesimizi duymasını, bu konuda bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Aidiyatlar da söyleyeyim. Evet, aidiyatlar çok yüksek. Yapılan hiç hizmet yok. Hizmet yok. Kendisi yetkililerden yok. Bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Yok. Çevre düzenlemesi yok, bahçe sulaması yok, herhangi bir şey yok yani. Ağaçlarımız kurudu. Çöl gibi kuruyan ağaçlar. İki günde bir su gidiyor. İki günde bir su gidiyor. Lütfen biz yetkililer artık bir sesimizi duysun, bizi burada olduğumuzu bilsinler. Burada bir vatandaşların yaşadıklarını burada bilsinler. Burada da insanlar yaşıyor, burada da insanlar yaşıyor. Evet. Diyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar dilerim. Örnek proje olarak gösterilen bir yerde bu kadar sorun olmaması gerekiyor. Sadece bir temizlik sabahları bir kere gelip çöpler alınıyor. Bunun için ortalama 1.000 lira veriyoruz. Herkes yazıktır, günahtır. Kimse burada sorumluluk almıyor. Kime desek o onun üzerine atıyor, Böyle bir şey olamaz. Belediyenin yaptığı büyük markette bugün o da 6. etap diye geçiyor. Orada doğalgaz var. Yanı başımızda 7. etap 2. kısım var. Orada doğalgaz var. Diğer tarafa geçiyor. 10. etap olması gerekiyor. 10. etap tarafında var. Nasıl bir projeden bahsediliyor? Bence insanlar burada uyutuluyor aslında. Evet. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani çok zor bir şey değil zaten. Günümüz teknoloji devri. Bu boru hattının çekilmesi çok böyle bir maliyet yüklemiyor. Zaten bizden hepsini alacaklar fazlasıyla. Bugün ortalama 750-800 lira tüp parası veriyoruz. Herkes işinde oluyor. Yemek bitiyor evde, insan şehirden gelemiyor, buraya ortalama bir saat sürüyor. Aracı yok insanın, evde çocuklar aç kalıyor. Okul desek, okulla alakalı dönem başında okulun açılacağı söylendi. Ama açılan bir şey yok, net bir bilgi de alamıyoruz. En önemli problem bu bence. Bunların netleşmesi lazım. İnsanlara doğru düzgün bilgi verilmesi gerekiyor. Yani burada dediğim gibi başta da örnek bir yerleşim alanı gösteriliyor ama biz bir örneklik göremiyoruz burada. Bu örnekse, örnek olmayan yerler nasıldır Allah bilir yani. Bravo! Otobüslerde çok sıkıntımız var. Paylaşımda otobüslerde çok sıkıntımız var. Yaşlılar, öğrenciler hepsi ayakta geliyorlar. Kimse yardımcı olmuyorlar. Çünkü bir saat sürdüğü için çocuklar da haklı, işe gidenler de haklı. Yani vicdanımızla resmen şey yapıyoruz. Savaşıyoruz. Buyur abi. Kuzeyşehir için insanlığın şey olmasını istiyoruz. Yani biz de insanız. Buraya unutulduk, gelmesini istiyoruz. Dağ başına atıldık, unutulduk de. Evet, dağ başına atıldık, unutulduk. Otobüs desen öylesine, elektrik desen öylesine. Su her iki günde bir, aynen öylesine. Yani gerekeni yapalım. İnsanların sorunu var. Lütfen bunları çözülmesini istiyorum. Sürekli elektriklerimiz gidiyor. Sürekli sularımız kesiliyor. Bunların en yakın zamanda yapılmasını, eksiklerimizin giderilmesini ve buradaki sorunların çözülmesini istiyoruz. Ve yine diyorum unutulmak istemiyoruz. Biz buradayız. Nasıl ki seçimden önce gelip bizim gönlümüzü aldıysanız, seçimden sonra da gelip bizim gönlümüzü almanızı istiyorum. Çok zor bir şey istemiyorum. Evet, çok şey istemiyorum. Abla konuşacağız mı? Konuşalım.